Kardeşim bu. Çık kendine koy. Fark etmez. Ver, ver, ver. Ben buraya çay, buraya böyle bir ev alayım diye, kendi hayalimizde bir aileyiz. Ev alayım diye çalışıp çabalarken böyle bir ev aldım. 2010'da burayı aldım. 5 yıl kadar oturdum ama böyle bir şeyden haberim olmadı. Bir gün yan tarafta taşma sonucu yöneticiler geldi, dediler ki bu gider burada. Buraya geldiler, kendi ellerinden kırdılar ve bu şu kapak çıktı ortaya. Çıkınca ben dedim ki bir daha kapattırmadım. O yönetim kapatacaktı, dedim ki kapatmayın, ben yasal olarak hakkımı arayacağım. Yasaya başvurdum. Yasa bana dedi ki aldığın kişilerle dedi bağlantıya geç. Hani anlaşmaya gidin. Gittim kendilerine. Misi'de oturuyorlar. 3 kız kardeş bunlar. Misi'de oturuyorlardı. Gittim dedim ki ya abla siz bana bu evi sattınız ama evde böyle böyle bir sıkıntı var. Hani logar çıktı evin içinde. Dediler ki biz dediler kapattık üzerine. Sattık. Sen de aynısını yap. Dedim ben aynısını yapmayacağım. Ya dedim gelirsiniz anlaşırız ya dedim ben mahkemeye başvuracağım. Onalı olmadılar. Daha hatta beni suçladılar. Ben yani eşim de rahatsız. Çalışamıyorum, işe gidemiyorum zaten. Bir şekilde buranın kredisini ödüyorum. Kredi ödediğim için de tahliye de edemiyorum. Yani zor durumdayım. Böyle taşıyor ve bu taşma ikincisi. Sık sık taşıyor. Tabii kısa yoldan da hallettikleri zamanlar da oldu. Ama yani bu sefer böyle, bu seferki taşma daha kötü oldu. Eşyalarınız zarar gördü mü? Evet, hepsi gördü ki zaten gördüğünüz gibi şu anda evde kalınacak bir hal yok. Eşim rahatsızdı, onu da komşuya götürdük. Hani kendim de bu gece artık buraları temizleyeceğim artık ki bu yarın tekrar gelip çalışma yapacak sanıyorum. Mutfağım zaten başlı başına bir zarar gördü. Çocukların odası gördü. Kendi kanepelerim de onlar da zaten bana belediye sağlamıştı. Tekrar yine aynı şey oldu. Yine battı yani. Ben bu evde ne yemek yenilebiliyor ne bir şey olabiliyor ki ben akşamları buradan geçerken bütün gece bekliyorum ki ha taş daha taşacak. Yani fare mi çıkar, fare mi bekleyeyim, sinek mi bekliyorum bilemedim. Koku zaten, kokusu çok fazla. Ki ben bu sabah uyandığımda, kalktığımda bir gaz kokusuyla kalktım. Dedim, gittim baktım, doğalgazlara baktım, ocağa baktım, acaba açık mı kaldı diye. Fakat mutfakta bir koku gelmedi, sadece bir koridorda. Ve gaz kokusuyla da beraber, gaz gibi, asit gibi kokusu da var. Ki uyuyamıyoruz. Ben çok sağlıklı bir insandım, benim de bir aydan beri benim de sağlığım yok. Ben zaten yani dışarı çıkamıyoruz. Bu koku üzerimizde diye. Dışarı çıksak insanların yanına yaklaşamıyoruz. Acaba kokuyor muyuz endişesiyle? Bana belediye mi artık yardım edecek? Yani bilmiyorum. Bina ne diyor abla sana? Bina hiçbir şey demiyor vallahi. Hiç orada şey görmüyor musun? Bak hiçbir hatır soran yok. O adam da indi arabasını. Gittim belediyeye. Bak. Bize göre bir şey yok. Adam bir beton atıyor. Gerekirse müdüre çıkıyor. Müdür abi, ne müdür? Al bir terim buradan giderli. Direkt bana alamıyor, alamıyor. Mesut Bey'e gitti, geldi. Ne diyor? Alamıyor diyor ki içeride olduğu için bizim sorduğumuz bizimle ilgili. İşte ben de sor. Burak abi de çek. Efendim bu apartmanızın öyle ne olacak?
Hayır, hayır.